Easy peasy. Oh. Salağı tuttu. Çok heyecanlı. Yok, gördün mü? Anne demin bana dokundu. Yüzümü bir daha asla yıkamayacağım. Adamım çok şanslısın. Biraz daha solda duruyor olsaydın eğer... Yok, endişelenme. Onu tekrar göreceğimizden eminim. Derslerde düşman yok mu? Arkadaşlar çok heyecanlıydı. Beni tutacağını zannettim. Çok korktum. Farenin bir gün peyniri mistik kristalden çıkaracak olması olasılığını bilmek. Şimdi ağzımda dolduruyor. Okay. Fare sesi. Peynir o kadar uzun zamandır buradaymış ki etrafında büyülü bir kristal oluşmuş. Masaya yapışmış. Yani yemiyor muyum? Hey bro! Teleskop içine girmeyi düşünüyorum. Ama bu aracı teleskop kullanmak 5000 altın. Ama seni tanıdığım için ücretsiz kullanabilirsin. Ne dersin? Evet, kullanacağım. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Kırmızı her yer. Hı? Tatmin olmadın mı? Üzülme. Sana para iadesi yaparım. Oğlum garip görünüşü bir teleskop. Aaa! Suratıma bak. Aa, köpek boya sürmüş oraya. Merhaba, soğanına benzeyen yıldız nedir? Dokunabilir misin? Yiyebilir misin? Öldürebilir misin? Sen bir yıldız mısın? Çok zor soruyorsun. Hey dondurmacı. Dükkanımın yerini değiştirdim ama hala müşterim yok. Hey, neyse ki bir çözüm düşündüm. Zımbalı kartlar. Her dondurma kaymak aldığında sanırım bir zımba kartı alabilirsin. Eğer 3 kartın varsa bedava dondurma kaymakla değiştirebilirsin. Birçok müşteri tekrar getireceğine eminim. Dondurma kaymak için satacak bir dondurmalı tatlı. Sadece 25 altın. Zam mı geldi? Köpek. Bir tane daha var. Bir tane daha var ama yemeğe ihtiyacım oluyor. Hop. Hatta bir tane daha var. Dördüncüsü bedava olsun. İki böcek sandığın içinde 3 kart oynanıyor. Aa, yedim yanlışlıkla, bir dakika. İki kart var, kartları al. Ha, al evet, tamam. Üçünü de almam gerekiyormuş. Evet. Zaten gerizekalı yanlışlıkla bir tanesini yedim. Boşa gitti bir tanesi. Neyse. Merhaba. Buradan gitmeden önce. Şuraya bir bakayım. Hey ördek! Hey ördek! Buyurun. Yoldan geçenlerin sohbetini duyuyorsun. İstediğin bilek yok mu? Yoldan geçenlerin sohbetini duyuyorsun. Sadece bir tane ama biraz aptalca. Nereye gidiyor bu yol? Buyurun. Bir çift bale pabucu. Alacak mısın? Bale pabucunu aldım. Eşya. Bale pabucu. Saldırı silahı. Okey. Kullan. Kapuçlarımı da giydim. Tütümü de giydim. Tam bir meleğim. Sırrı. Alo. Ben Papyrus. Sana gizlerini sorduğum zaman hatırladın mı? Bir arkadaşım bilmek istiyordu da. Senin için onun düşünceleri oldukça ölümcül. Ama
Mayrim zaten bunu biliyorsundur. Bunu bildiğin için bana gittin söylediğin şeyi ona söyledim. Bir tozlu sütü yaptım çünkü biliyordum ki böyle şüpheli bir sorudan sonra kesin üzerindekileri değiştirirdin. Çok kurnazsın. Güvende oldu ve ben yalan söylememiş oldum. Yani tepmedim. Herkes arkadaş olmak çok kolay. Onu değiştirmedim ki. Köpek. Buyurun. Yoldan geçenlerin sohbetini diyorsun. Öyle söyleme. Hadi. Gülmeyeceğime söz verdim. Evet, dileğini söyleyecek ama biraz utanıyor galiba. Ne? Ruhların ele geçirecek güç. İnsanların korktuğu bir güçtür. Aha. Ay, dur bak. Her seferinde çok sevimli. Hey, oradaki. Burada olduğunu fark ettim. Ben soğansan. Soğansan, duydun mu? Şelaleyi geziyorsun demek. Burası harika demek ha? Sevdin demek ha? Evet, ben de. En büyük favorimdir. Sen burada sığlaşıyor olsa bile benim sürekli oturman gerekiyor ama hey, sıkıntı yok. Şehre taşınmaktan iyidir. Kalabalık bir akvaryumda yaşamaktan. Tüm arkadaşlarımın yaptığı gibi. Aga ben gidiyorum. Akvaryumda dolu her neyse yani. Giymek istesem bile ben sıkıntı yok ama. Duydun mu? Anne yakında her şeyi düzeltecek. Duydun mu? Oradan kurtulup okyanusta yaşayacağım. Duydun mu? Hey, oradaki. Odamın sonuna geldik. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Şelalede. Bay bay. Şiren köşede saklanıyor ama nasıl seninle karşılaşıyor? İdare et. O ne? Gülümse. Şiren sesli köşede kafasını sallıyor. Müzik gibi kumırıldan. Melodi eşlik ediyor. Si re si re si mi si mi. Bay bay. Kuzeydik oda büyük bir hazını saklıyor. Burada büyük bir yana var. Çalacak mısın? Aklına çıkmayan bir şarkı kulörde yapılmıyor. İşlik eder misin? Şarkı duymuyorum. Bu gücün karşılığı yok. Hatta bir insan canavarın ruhunu alamaz. Bir canavar öldüğünde ruhu yok olur. Ve yaşayan bir canavarın ruhunu ele geçirmek için olağanüstü bir güç gerekir. Tek bir istisna var. Canavarların özel bir türü olan bölüm sonu canavarları. Bir bölüm sonu canavarın ruhu ölümden sonra da kalacak kadar güçlüdür. Ama kısa bir süre için. Bir insan onun ruhunu emebilir. Ama bu şu ana kadar hiç olmadı. Ve artık hiçbir zaman olmayacak. Bu bir heykel. Ayağındaki yapılar kuruya benziyor. Lütfen bir tane alın. Kabul. Bir tane şemsiye alacak mısın? Al. Bir şemsiye aldım. Evet al. Yansıma çok güzel değil mi? Hey ne yapıyorsun? Yok. Şemsiyen mi var? Harika. Hadi gidelim. Ama şemsiyenin altına mı girsen? Neyse sen bilirsin. Adamı Andey çok havalı. Bir de adamlar haklar ve asla kaybetmez. Eğer bir insan olsaydım her gece... Tamam nasıl hatırladım? Korkudan.
Beni aklayacağını bildiğim için tabii. Komiksin. Bir keresinde biz çiçekle ilgilenmemiz gereken bir okul projemiz vardı. Kral ona Bay Dreamer diyorduk. Kendi çiçeklerini bağışlamak için gönüllü oldu. Okula gelip lisede sorumluluk gibi konuları öğretti. Bu da beni düşündürdü. Yo! Andy okula geldi de havalı olmaz mıydı? Bütün öğrencileri haklardı. Öğrencileri niye haklıyor? Belki öğretmenleri aklamazdı. Ha, öğretmenler haklar demiş, pardon. Bu kadar havalı ki masum birinin canını yakmaz. Sen bir fan görsün değil mi? Oo. Manzaraları severim. Aa, burada yürümem gerekiyor, pardon. Nereye gidiyor lan? Yanında durmayacağım, hayır. İşine bak. Bu ne? Şemsiyeyi bırakacak mısın? İyi. Yo. Bu çıkıntı çoktu. Ha, şemsiyeyi bırakmak zorundayız. Şemsiyeyi geri koy. Yo. Andy'yi görmek istiyordun. Değil mi? Omuzuma tırman. Okey. Okey. Yo. Sen öyle ilerle. Benim için endişelenme. Ben her zaman ilerlemek için bir yol bulurum. İnsanlar güçlerimizden o kadar korktular ki bize savaş açtılar. Birdenbire saldırdılar ve insaf etmeden. Save. Mağaranın üstünü örten yağmurun sesi için ağzını dolduruyor. Yeah. En sonunda buna savaş bile denemezdi. Birlikler, insanlar çok güçlü ve biz canavarlar çok zayıftık. Bir tane bile ruh alınamadı. Sayısız canavar toza dönüştü. Korkunç savaştır. DS geliyor. Hayt. Kaç. Ne yiyeceğim belliydi ya. Ah, yanlışım. Lan yine mi yanlışım? Dolaştı, artıyor hızları. Büyük VS geliyor. Köpek. Teke tek gel lan adam sen. Değil. Ses şuradan geliyor gibi duydum. Aşağı düştün. Değil mi? İyi misin? Hadi. Kalk bakalım. Batu? Ha? Hoş isimmiş. Benim adım... Acaba ne adı? Adının ne olduğunu hiç tahmin edemiyorum kesinlikle. Hiç yani. Aklımın ucundan bile geç. Çöp yığınlar burada. Okay. Evet.
arada sırada bir parça çöp sürüklenip aşağıdaki dipsiz deliklere düşüyorlar. İçim malzeme dolduruyor. Yaşık! Madde yemiyoruz. Bisiklet! Kornası çaresi. Bu ne? Bilgisayar mı? Yıpranmış bir masaüstü bilgisayar kasası. Bu ne? Bir soğutucu. Bir markası yok ve eskimiş. Bir çift donup kurumuş uzay proteini barı var. Bir tane alacak mısın? Tabii ki alacağım. Astronot diyecek. Bir animenin DVD kabı. Çok ciddi pençe izleri var. Oğlum siz animeciler ne yapıyorsunuz? Ne haber? Sırada bir antrenman mankeni gibi gözüküyor. Dövmek istiyor musun? Yani ne olacağını biliyoruz. Acaba neden kötü hissettim? Ah sınırlandırdık, sinirlendirdik amcayı ya. Aptal! Benim canımı yakalayabileceğini mi sandın? Ben bir mankenin içinde yaşayan bir hayaletim. Kuzenim de eskiden bir mankenin içinde yaşardı. Ta ki sen gelene kadar. Onlarla konuştuğunda hoş bir sohbet edeceklerini sandılar. Ama söylediğin şeyler korkunç. Şok edici, inanması güç. Onların mankenlerini tam yanında görünmez olarak izledim. İnsan senin ruhuna altını edecek kadar korkutacağım. Ruhumun altını edecek kadar korkutacaksın. Tipe bak ya. Kızgın manken. Konuş. Sohbet etmeye hevesli değil gibi. Kimse bundan mutlu değil. Allahu Ekber. Allah. Şunu yapmam gerekiyor bak. Hop hop. Of. Bizim an kafalar. Büyüleriniz nereye hedef aldığına dikkat edin. Hey sen. Büyü hakkında söylediklerimi unut. Ne yani burada kural basit arkadaşlar. Bunu kendi büyüsüyle vurmak. Hop. Ha? Şimdi hareketlenmeye başladı. Ben seni bağışlıyorum. Ben de yemesem arada. Lan sağ köşeye sığınmak kolay. Seni bağışlıyorum. İsmi neydi ya? Kuzenin mi? Ha neyse. Uf, full yedi. Biraz yedi en azından. Hey çocuklar. Man kafa. Benim vurmamanız gerektiğini söylememiş miydim? Peki işe yaramazlar. Kovuldunuz. Hepiniz değişeceksiniz. Ha. Gülüyor şimdi. Şimdi gerçek gücümü göreceksiniz. Süprüntü olmayan kişilere güvenmek. Bakın. Manken botlar, büyülü füzeler. Aa robot. Uy. What the heck? Okay. Ay. Tam da suratımda patladı. Aa bunlar da hesap zaman çok zor. Oğlum çok zor lan bunu hedef almak. Ulan. At ulan. İşte bu be. Olamaz. Bunlar diğer adamlardan da kötü. Bana ne? O kadar ihtiyacım yok. Ulan. Ulan. Manyak ne yapıyorsun? Ya bıçağım bitti. Benim bıçaklarım bitti. Ama önemi yok. Ben seni incitemem. Sen de beni. Benimle savaşmaya mahkum olacaksın. Sonsuza kadar. Kafayı yemiş bir şekilde şu an sonsuza kadar diye bağırıyor. Ah. Göz yaşları. Her şey de ne?
Oh, asit yağmurumu. Unutma. Buradan gidiyorum. Bay bay. Gerizekalı manyak. Merhaba. Özür dilerim. Sizi böldüm değil mi? Ben gelir gelmez arkadaşını hemen terk etti. Oh hayır. Sizin zehirleniyor gibi görünüyordunuz. Oh hayır. Ben sadece selam vermek istemiştim. Oh hayır. Eve doğru yol alıyorum. Benimle gelmekten çekinme. Ama ısrar yok. Meşgul sen anlarım. Sıkıntı yok. Üzülme. Sadece aklımdan geçen bir teklifti. Aga be hayatlar çok yalnız. Merhaba. Hey. Benim evim hemen burada. Görmek istersin diye. Ya da istemezsen diye. Rahatlayıcı bir sükunet hissediyorsun. İşin hazır ne doldu. Yeter. Hayalite de sonra devam ederim ki buradan 4-5 bölüm çıkacak gibi hissediyorum. Toplu yüklerim, tek yüklerim, hiçbir fikrim yok ama bir ara vermem lazım. Umarım eğlenmişsindir. Çünkü ben zaten oynadığım bir oyun oynadığım için olayları gerçekten şaşıramıyorum. Çünkü zaten biliyorum ne olacağını. Arada bazı unuttuğum sahneler olmuş. Yani onları tekrar görmek hoş oldu. Aa böyle bir şey varmış diye şey yaptım, hatırladım, sevindim. Diğer yarısını da artık sonra çekerim ki bu bölümler idare eder. Neyse kendine iyi bak. Ben seriye devam edeceğim. Görüşürüz. Umarım mutlu etmiştir, güldürmüştür seni. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak.